besin olduğu. Yazmıyor, yayınlamış bile. Şu kırmızı kayalar. O kırmızı kayalar ne oldu yani? Bu Hüseyin'in haceler vardı, muhtarlık yaptı. Ay burada hayvan otlatıyormuşmuş. Oradan o kayadan aşağıya düşmüş de ölmüş. Hüseyin... Buranın en basit yolu burası. Şuradan da iniliyor. Ondan sonra bizim karşı yerden de iki tane yerden inilme için yolu var. Ama en basit yolu burası. Kaya kopmuş, burayı mahvetti. Daha güzel buradan inilmesi vardı. Buradan kaya koptu, burayı mahvetti. Burası dolduğunda sadece Gümüşdere değil, bu ileride Barza Ovası var. Bayağı büyük bir ova. Orası komple doluyor suyla. Yani araziler falan baya baya bir zarar görüyor. Ne yaptın? Red mi var? Hasan sen abi nerede, nereye kaz buradan? Şuraya bir yer gaz değil mi? Ha, emin gibi. Oraya mı gazdın? He. Hocam buraya 60-70 sene önce. Bir amcanın biri öküzlere sürmüş. Bostan ekmiş, kabak ekmiş. Hem de çok güzel her şey, verim almış. Burada mesela diyelim ki 100 ton kadar bir su var. Başalan diye bir yer var, 30-35 köy. Orada bir çıkan yeri var bunun. Oradan motorla 2 gün çalıştırıyoruz buranın suyunu bitiremiyor. Asfaltları bile bozuyor kendini mi? Yani aynı zamanda orası da bir girdap gibi bir şey olabilir yani. Suyun çıkma noktası burası hocam. Başalan diye bir köyümüz var. 35-40 tane arkada. Burada 40-50 ton kadar bir su vardı. Orada 2 gün tütün suladı adam buranın suyunu bitiremedi. Buraya 3 kilometre yakınlıkta bizim köy. Gümüşdere 700 metre veya 1 kilometre civarında. Burası 60 metre derinliğinde 150 çarpı 400 yaklaşık 60 dönüm. Genişliğinde ne zaman ve nasıl olduğu bilinmeyen bir obruk. Türkiye'nin 3. Ege'nin de 1. obruğu burası büyüklük bakımından. Tabii ki biz böyle bir yerin kaybedilmesini istemiyoruz. Turizme kazandırılmasını istiyoruz. Yani bu Mersin'de olduğu gibi buraya bir asansörlü iniş çıkış olabilir. Buraya genelde çok gelen giden oluyor. Genelde öğrenci topluluğu da gelip gidiyor. Gerek Adnan Menderes Üniversitesi'nden, gerek Pamukkale Üniversitesi'nden gelen giden de çok oluyor. Yani araştırılıyor ama ne zaman ve nasıl olduğu da belli değil yani. Geçmişi belki de 500-600 bin yıllık. Hayır yani burası su doluyor kışın. Gerçi birkaç yıldan beri olmuyor ama su dolduğunda ileride 10 köyü bağlayan Barza Ovası var. Oraya dolduruyor. Tarım arazileri zarar görüyor. Bu tabii 10 yılda 20 yılda olan bir olay ama böyle bir değişiklik oluyor. Bu obruk bizim ve bölge için çok önemli ve buranın asla ve asla kaybedilmesini istemiyoruz. Yani burası mutlaka ve mutlaka turizme kazandırılması gerekiyor. Bu çevrenin komple çevresininle birlikte obruğun korunup korunma altına alınmasını istiyoruz.